Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir battaniye modeli hazırladım. Çift taraflı kullanabileceğiniz oldukça yumuşacık böyle puf puf olabilecek bir battaniye modeli. Çok kolay gerçekten. Bakın şöyle esneyebilen yumuşacık bir battaniye. İster bebek battaniyesi yapın, ister TV battaniyesi, aklınıza gidebilecek her türlü örgülerinizi kullanabilirsiniz. Çift taraflı kullanılıyor. Bakın bu taraf bu şekilde. Arka tarafı da bu şekilde bakın. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Çift taraflı kullanılabilmesi de çok güzel. Böyle krem ve kırmızı renkte yaptım. Şimdi ben bunu örerken orta kalınlıktan birazcık daha kalın iplerle ördüm. Bu şekilde kırmızı ve krem rengi bakın şöyle göstereyim kalınlığını. Ve tığ numarası olarak da 5.0 mil kullandım. Dediğim gibi ligralı, esnek, kabartmalı, 3 boyutlu gerçekten. Oldukça kolay ve çift taraflı da kullanabileceğiniz şahane bir örgü modeli. Şimdi ben sizlere bunu küçük parçada göstereceğim. Örneği 2 numarayla öreceğim. 1.75 milimle ve normal kalınlıkta bir iple sizlere modeli anlatacağım. Mavi ve beyaz ip kullanacağım. Dilerseniz başlayalım hemen örgümüze. Modelimiz altının katlarından oluşuyor. Zincirlerinizi çekerken altının katları şeklinde çekerseniz sıkıntı yaşamazsınız. Ya da fazla çekip uç kısımdan kesebilirsiniz. Bu şekilde önce bir sabitliyoruz. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde altının katları olarak zincirlerimizi çekip gelelim. Altının katı şeklinde 18 tane zincirimi çektim bu şekilde. Şimdi 3 zincir daha ekliyorum. 1, 2, 3. Hemen en sonki zincirden bir öncekine batarak ilmeğimi alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Bu şekilde ilmeğimi alıp toplamda 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bilmeyenler için önce ikisi, sonra ikisi şeklinde. Aynı ve şimdi batarak 7, 7'ye tamamlıyorum trabzanlarımı. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2 zincir atlayıp üçüncüsüne batarak sık iğne yapıyorum bir tane ve birinci modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Tekrardan ilmeğimi alıyorum. 1, 2 atlayıp 3. zincire batarak ilmeğimi alıyorum ve 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci sıramız bu şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok gösterişli bir model. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Hemen 1, 2, 3'üncüye batarak ilmek almadan bir tane sık iğne yapıyorum. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3'üncüye battım. Buraya da 7 tane ikili trabzan yapıp en sonunda sık iğneyi yapıp bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ve 7. Şimdi ilmek kalmadan yine 1, 2 en sondaki zincire batacağım. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz ve ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Bitirirken de bir zincir çekiyoruz. Burada ipimizi kesiyoruz. Diğer rengimize geçeceğimiz için. Aynı renkle devam etmek isterseniz eğer çift görünüm olmayacaktır. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Bunları da nasıl kaybedeceğiz? Hemen onları da göstereyim. Şöyle iplerin arasına geçirerek birazcık daha uzatarak şöyle uç kısımlarını kesiyoruz ve kenarda ip de kalmıyor. Temiz bir görüntü oluyor. Evet, bu şekilde. Şimdi çeviriyorum. Sık iğne yaptığım yere batıyorum. Hemen beyaz ipimi aldım. Şurada sık iğne yaptığım yere battım. İlk önce bir sabitliyorum. Sabitledikten sonra aynı yere batarak şöyle bir sık iğne yaptım. Sık iğne yaptıktan sonra ilmeğimi alıyorum. Bu köşede trabzanımı yaparken ilk trabzanımı üçlü trabzan şeklinde yapıyorum ki birazcık boyunu uzatıyorum. İlmeğimi aldım. Önce bir tanesini, sonra iki tanesini, sonra iki tanesini. Bir tane ikili trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptım. Gerisini ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. 2 3 Evet, 3 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 7 tane ikili trabzanımıza geldik. 1 2 3 4.'ye batarak ilmeğimi alıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Beyaza geçişlerde her zaman giriş ve çıkışlarda 3 tane ikili trabzanımız oluyor. Sadece dediğim gibi başlangıçta boyunu uzatmak için üçlü trabzan şeklinde yapıyorum. Şimdi ilmeğimi aldım. Ortada bir sık iğne var. Sık iğnenin çift kanadı bu şekilde, bakın. Çift kanadı bu şekilde, bana olan değil, diğer tarafa dönük tarafından batarak 7 tane ikili trabzanımı buraya yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra aşağıdaki trabzandan yine 1 2 3 4. trabzanı çift, yani iki kanadını birden alarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ilmeğimi aldım. Ortadaki sık iğneye geldik. Ortadaki sık iğneden yine bana doğru olan değil, diğer tarafa dönük taraftan şekilde umarım gözüküyordur. İlmeğimizi alarak 7 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7. Yine 7 tane trabzanımızdan 4. trabzanımıza batarak sabitliyoruz. 1 2 3 4. Bu şekilde sabitledikten sonra sık iğne tarafına geliyoruz ve 3 tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. 2 zincir ya da bir zincir çekiyoruz ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yine burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi 3. sıramıza geldik. Bakın, kendine hemen model göstermeye başladı gördüğünüz gibi. İki taraflı. Hemen bu kısımdan yine mavi ipimize geçiyoruz. Dediğim gibi bu köşedeki ipleri kaybedebilirsiniz. Hemen ilk trabzana batıyoruz. İlmeğimizi alıp bir tane zincir çektik ve sabitledik.
Tekrar aynı V'ye batıyorum. İlmeğimi alıp bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Bu şekilde sık iğne yaptıktan sonra ilmeğimi aldım. Ortada bakın sık iğnemiz var yine. Yine bana doğru olan değil, şöyle göstereyim. Bana doğru olan değil, diğer tarafa dönük olan kısımdan batarak 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine trabzanımızdan dördüncüsüne sabitliyoruz. 1 2 3 4. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz sürekli aynı şekilde. Bana olan değil, karşı tarafa batarak 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncüye sabitliyorum. Şurada devam edelim. Evet, en sondaki 3 tane trabzanın önceki aradaki sık iğne yerine de 7 tane trabzanımı yapıyorum. En sondaki sık iğneye batarak yine sabitliyorum. Bir zincir çekiyoruz ve burada yine ipimizi evet, bu şekilde. Şimdi bir sıra daha göstereceğim beyaz kısmı. Bakın hemen gözüktü. Burada mavi ön planda, burada beyaz. Çift taraflı battaniyemiz. Şimdi hemen çeviriyoruz. En son maviyi yapmıştık. Şimdi beyaza geçiyoruz. Yine sabitliyoruz. Sabitledikten sonra sık iğne yaptığımız yere ilmeğimizi alıp sabitledik. Sabitledikten sonra yine bir ilmek alıp sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde sık iğne yaptıktan sonra burada işte dikkat etmeniz gereken yer burası. İlk trabzanımızı üçlü trabzan şeklinde yapıyoruz boyunu uzatmak için. Önce bir tanesi, sonra iki tanesi, sonra iki tanesi. Bu şekilde bir tane trabzan yaptık. Geri kalan ikili trabzan şeklinde üçe tamamlıyoruz. 2 ve 3. Tekrar dördüncü trabzanımıza sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne şeklinde. Burada bu kısma dikkat ettiğiniz sürece örnek çok basit gördüğünüz gibi sık iğneden yine bana taraf değil karşı taraftan batarak 7 trabzanımı yapıyorum. Yine dördüncüye sabitliyorum. Ortadaki sık iğneyi yine bana taraf değil karşı taraftan 7 trabzan yapıyorum. Dördüncüye sabitliyorum. Şu kısımdan devam edelim. Evet, burada sık iğnemi yaptıktan sonra ilmeğimi alıyorum. Mavideki sık iğne yerine batıyorum hemen. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve burada da bir zincir çekip kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde birbirinin tekrarı şeklinde model devam ediyor. Bu taraf mavi gördüğünüz gibi. Bu taraf da beyaz. Oldukça çok güzel oldu. Bebek battaniyesi de çok güzel olur. Dediğim gibi bunu 5.0 mille ördüm bakın. Bunu da sizlerle beraber 2 numara 1.75 ile ördüm. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Bunlar birazcık daha büyük ve gösterişli oldu tabii ki. Bu da daha küçük oldu ama yani dediğim gibi bu birazcık daha çabuk ilerliyor. Daha büyük ebatlarda için bu numarayı kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi için de yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Ücretsizdir. Küçük de olsa bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğinize dair. Bir başka örgü videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Örgüyle kalın diyorum. Hoşça kalın.